Salam. Salam. Doktor Kamil Bey ile sepsis nedir? Yeni doğan sepsisi nedir? Erken sepsis ve onun erken diagnozunun ehemmiyyeti barədə genişçe danışdıq. İndi isə geç sepsis nedir sualına Kamil Bey'den cevap rica edəcəyik. Doktor, yeni doğan dönemi doğumdan itibaren 28 günə qədər olan müddətdir. Biz önceki videomuzda izlemeyenler için sepsis kan infeksiyasıdır. Müalice olumlu tek müalicesi damardan antibiyotik vermektir. Müalice olunmazsa %100 ölümden neticelenen bir hastalıktır diye biz bunu söyledik. Kısaca. Bu spot bilgini geçtikten sonra erken sepsis, ilk 3 günde olan sepsis, geç sepsis 3 gün ile 28 gün arasında olan sepsisti diye de öten videomuzda bir kısa özet geçmişti. Şimdi burada erken sepsis, geç sepsis ayırmakta maksadımız nedir? Erken sepsis, erken sepsis. Daha çok ananın sidik ifrazat sisteminde olan infeksiyalar, son 3 ayda geçirilen vaginitle alakadar olan, uşağa bulaşmasıyla alakadar uşakta emele gelen sepsistir. Geç sepsis, geç sepsis. Bu daha çok. Buna beraberinde sepsis olmasına rağmen meningit yapma riski biraz daha azdı bunun, tamam mı? Geç sepsis dediğimiz bir şey, ananın sidik ifrazat sistemi infeksiyonlar, vaginitin rolü var. Bunun haricinde eve gittikten sonra bu uşağa tokunanlar, adamların elin temiz yuyup yumaması, insanlar çok titiz olmasına rağmen ortamda olan birçok mikropların törettiği sepsis. Buradaki geç sepsisi, erken sepsis diye ayırmaktaki en önemli şeyimiz, kriterimiz, geç sepsise çok vakti meningit eşliği diye beraberinde gelir. Erken sepsiste 5%'in altında bir meningit paralelliği var. Geç sepsiste 18-35% arasında, yani geç sepsis diagnozu koyduğumuz ortalama 100 uşağın 18 ile 35 arasında farklı ülkelerdeki çalışmaların şeyinde beyin onurga beyin suyunda, yani sıvısında, mayesinde bakteri yürüyor. Yani burada yani daha ciddi olur, daha ciddi de meningit eşlikidir. Ona göre biz, yani bu geç sepsis diye ayırdığımız bu mevzuda, bu hem hastahanede yatan uşaklardırlar, reanimasyada yatan uşaklar olsun, ister şeyde olsun, evden emmeme, kusma, kızdırma ya da temperaturun düşmesi, çok yatma şikayetiyle, nefes alıp vermede çetinlik şikayetiyle gelen uşaklarda olsun, bu diagnozu koyduğumuzda bu uşaklara, mütlak ailelere beyin onurga beyin suyundan, belden iğneyle batırıp oradan bu ana kanaldan su alıp bunun bazı analizleri, biyokimyevi analizleri, orada hücre sayımı ve kultura dediğimiz oradan kultura alıp ekip bu mikrobun orada emele gelip gelmeyeceğini görmek için analiz aileye öneriyor. Bunu önermekte maksadımız nedir? Eğer biz bu uşağı geç sepsis diye, gram negatif geç sepsis var, boz kültüründe, yani onurga beyin suyunda üreme varsa muayenenin müddeti 21 güne kadar uzanır. Gram negatif sepsisti, boz onurga beyin kültürü temiz çıkarsa muayene 14 günden sınırlanır. Gram pozitif sepsiste 10 günden sınırlanır muayene. Son, yani temiz boz kültüründen sonra. Ona göre bunu bilmek önemlidir. Ve aileler çok vakti onurga beyin suyu aldırmak istemediler. Burada bazı riskler var. Kitaplar yazır ki indiye kadar yüzlerle, belki de min olmamıştır, mine yakın lombar punksiye yaptığımız hasta oldu, tamam mı? Hiç komplikasyondan, yani ağırlaşmayla karşılaşmadık. Ama kitapta yazılan bazı ağırlaşmalar var. Bunu görünce insanlar korkurlar. Ama siz evvelden önlemlerinizi alırsınız. MC muayenesi değil. Tabii ki bunlar hamısı olunur. Bunu demekti ki maksadımız, eğer bir uşağımızda geç sepsisi sizi izleyen hekim geç sepsis düşünür ve bundan onurga beyin suyu almayı planlıyorsa bu mutlak olmalıdır. Yani bunun muayenenin sonraki istikametini birbaşa temin edeyen şey budur. Yani yeni doğan çok özel bir varlık. Hususi. Çünkü burada bırakılacak en ufak bir, edilmeyecek en ufak bir hata, yani 80 yaşlı bir insanın ömrüne mal. Ömrüne, belli. Ve belediyette bu 80 ili belli bir kestiklerle yaşamalar. 80 ili yani, göz almak. Gözün, yani ciddi bir şeydi. Onun için biz yeni doğancılar biraz titiz, yani obsesif. Biraz köpük tisöy şey oluruk yani. 24 saat hastayla yaşayan insanlar oluruk. Bunun da sebebi budur ki oradaki en az bir geç kalmalar, en az problemler
ciddi neticelere sebep olabilir. Atıram xəstə eve gitmiş bir xəstə. En çok karşılaştığımız problemlerden biri. Emmede azalma, qusma, çok yatma şikayetiyle gelir. Biz bu uşaqdan analiz göndəririk. Analizde hamısı normal gelir. Biz bu uşağı heç vaxt eve göndərmirik. Niye göndərmirik? Çünkü kan değerleri bəzən xəstəlik başladıqdan 12-24 saat sonra yüksəlməyə başlayır. Şimdi sen düşün ki, sen eve gönderirsen, sabaha çağırırsan ki sabaha yükselmiş. Ama sabaha kadar da mikroplar ortalama laboratoriya ortamında 20 dakikada bir iki katına çıkır. Bedenimizde indi bedenin bazı müqavimət qüvvələrini de düşünürsek, 1 saatte atıram 2 katına çıkır, 2 saatte 4 katına çıktı, atıram 3 saatte 8 katına. Atıram ki bunlar hamısı şeydir, yani işin ne kadar ciddi olduğunu söylemek için verdiğim değerlerdir. Bu yekunlaştırır ama bunu söyleyeyim. Buradaki bir şey daha söyleyeceğim, bu da çok önemlidir. Buradaki bazen yatırıp biz kan kültürünü alırıq, diğer gerekirse boz, onurga beyin suyu örneğini alıp müalicəsini başlayırıq. Eğer bunlar hamısı təmiz çıxar, sabah bir iki gün keçdi, uşaq canavar kimi de hiçbir problem yoksa da zaten erken müalicəni kəsirsən. Eğer müalicəyə başlamazsan itirəcəklərini göz alırsan, müalicəyə başlayıp en çok 2 gün antibiyotik verirsen şuraya, tamam mı? Ama başlamazsan, geç kalırsan 21 gün vermek zorunda kalabilirsin, tamam mı? Burada vereceğim misal budur, mesaj budur. Bir de bəzən xəstə gəlir, baxırsan atıram CRP-si 12 gəlir, tamam mı? Bu uşaqda sən yatırırsan, dərman müalicəsi klinikada var, yatırırsan, dərman müalicəsini başlayırsan, sabah kontrol istəyirsən gəlir 120. İndi ailə deyir ki, dün 22 idi, sən müalicə verdin, müalicə işə yaramadı. Bak, bu çok ciddi bir şeydir. Yani çünkü hekimlerin de karşılaştığı ailelerle arasında bir güvensizliğe sebep olur. Sonraki müalicə prosesinde pis taraftan təsir edir. Buradaki mesele nədir doktor, onu da söyleyeyim. Çünkü sen bugün verdiğin antibiyotik təsir edemeye başlayır. Bu kan değerlerin normallaşması 24-48 saat sonra azalmaya başlayacak. Atıram ki 12-24 saat boyunca değerler yükselebilir. Daha önce gördük yani, emmeme kusma diye gelir, sen yatırmak isteyen hastaneye. Aile diyor ki, ben yatırmam ama hiçbir şey yok, analizler normaldir. Ama hastada klinika var. İkna edirsen, yatırırsan, sabah bir tane analiz gönderirsen ki 5'in altında gelen CRP 120 olurdu, tamam mı, atıram şey olarak ki bu yaşadım ben de hasta. Aile diyor, niye böyle oldu? Zaten ben böyle olacağımı bildiğim için seni yatırdım buraya. Anlatabildim? Yani bu mesele budur. Vermek istediğimiz mesaj budur. Bu mövzuda işin esası yeni doğan uşak olduğunda, bunun ileride 70-80 yıllık bir hayatın olduğunu göz önüne alırsak, bazen bir gün, iki gün, üç gün hastanelerde yatmanın çok da onunla müqayisə olunduğunda çok da az riskin olduğunu düşünürük biz. Çünkü burada en az bir gec kalma 70-80 ile, yani xəstəliklə yaşamaya səbəb ola bilər. Tamam, söyləyəcəyim bu qədər. Geç sepsis derken geç kalmayalım. Aynen. Bitirelim. Oldu, sağ olun. Helal, sağ olun.